bel kayması ekseriyetle dejenatif süreçlerle yani omurgayı sabit tutan ön ve arka bağların zayıflamasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu durumun sonucunda sinirlerin geçtiği kanal gerileceği için ve içerisinde sinirler sıkışacağı için kişinin yürümekle ortaya çıkan, hareketle ortaya çıkan, oturmakla ortaya çıkan bel ağrıları, her iki kalçaya vuran ağrıları oluşur. Ve bu sinir sıkışması durumu günlük yaşam içerisindeki aktivitelerini kişinin bozar ve yaşam kalitesini düşürür. Hatta giderek sinir sıkışması şiddetliyse bacaklarda güç kaybı his kusuru meydana gelebilir. Tanı, görüntüleme yöntemleriyle, manyetik rezonans görüntüleme yöntemiyle kolayca konacaktır. Bel kaymasındaki cerrahi tedavi planı, özellikle sinirlerin sıkıştığı kanalı açmak, yani arka duvarı kaldırmak ve kaymanın hareketle ortaya çıkmasını engellemek bakımından o bölgeyi sağlamlaştırmak amacıyla yani rekonstrükt etmek, yeniden şekillendirmek amacıyla vidalama esasına dayanır. Bu sistemleri olabildiğince kısa tutmak istiyoruz ve sistemleri koyarken de yüksek bir teknoloji kullanıyoruz. Bizim nöronavigasyon dediğimiz o arm teknolojisi dediğimiz teknolojiyle bu vidaların doğru yere yönlendirilmesi ve sinirleri koruyarak bir cerrahi gelişimin gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır ve başarı oranları oldukça artmaktadır.